Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, çiçeklerinizin, özellikle sardunyalarınızın bol tomurcuklu, bol çiçekli olmasını istiyorsanız videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Sardunyalarımın yaz-kış sürekli çiçek açtığını daha önce sizlere söylemiştim arkadaşlar. Yazında, kışın o soğukta bile sürekli çiçek açıyor gördüğünüz gibi tomurcuklarımız. Şöyle göstereyim ve bu şekilde bu çiçeğimin filizinden alaraktan tekrar böyle büyük bir saksıya çoğalttığım bir sardunya çiçeğim. Şöyle görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun için neler yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Ben neler yapıyorum? Sizlere kısaca ondan bahsedeceğim. Bu da diğer sardunyam. O kırmızı, bu birazcık daha kırmızıya yakın pembemsi. Evet. Öncelikle sardunyalarımızın dediğim gibi yaz kış balkonumda durduğunu söyledim. Açık balkonum, sesten de belli olduğu gibi. Suyunu eksik etmiyorum. Sardunyalar çok su verince çürüyor diyen sevgili arkadaşlarımın yorumlarını görüyorum bazen. Tabii ki de saksıyı doldururcasına su vermeyeceğiz arkadaşlar. Normal günlük sulamasını yapacağız. Bir gün su verirsek bir gün vermeyeceğiz ama mutlaka susuz bırakmayacağız. Susuz bıraktığımız zaman sardunyalar yapraklarında sararmalar oluşuyor sevgili arkadaşlar. Ve dallarında kurumalar oluşuyor kökünden başlayarak. Bu sardunyamı da göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu budamıştım bunu bu yazın. Videolarımda var. Budadıktan sonraki hali sevgili arkadaşlar. Budadığım her bir dalından yaprak ve filiz verdi. Budamak önemli. Şimdi bile budayabilirsiniz sardunyalarınızı. Şöyle köküne bir parmak kalacak şekilde kesiniz. Sonrasında o zaten büyüyor, yeşeriyor, daha canlı ve kendini yeniliyor. Şimdi vereceğimiz vitamine gelelim. Bu yapacağımız vitamin kış boyunca sardunyalarımızı koruyacak ve çiçek açmasını sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şöyle bir kabımın içerisine bir gün önceden sarımsak ve soğan kabuklarını suyun içerisinde beklettim. İki günde bekletebiliriz. Ne kadar çok bekletirsek o kadar özünü bırakacak sevgili arkadaşlar. Bu soğan ve sarımsak kabuğu suyunun içerisine şöyle bir bardak demin üstünde kalan çayı da ekliyoruz. Şimdi bu üçlü karışım çay, soğan ve sarımsak kabuğu suyunun haftada bir kere, evet haftada bir kere sardunyalarımıza, açmayan sardunyalarımıza veriyoruz. Ayda bir kez de normal canlı çiçekli sağlıklı sardunyalarımıza veriyoruz ki kış boyu sevgili arkadaşlar yine sağlıklı kalsın, bol bol çiçek açsın diye. Çay, soğan ve sarımsak suyu gerçekten çiçeklerimizde çok etki yaratıyor, köklerini güçlendiriyor. Bol tomurcuk ve çiçek açmasını sağlıyor. Tüm çiçekler için geçerlidir. Özellikle sardunyalarınıza verin. Dediğim gibi yaz kış çiçek açsınlar. Zaten çay başlı başına çiçek ve bitkilerde tam bir gübre görevi görüyor. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Evet, bunu dediğim gibi haftada bir açmayan ayda bir sağlıklı sardunyalarınıza verebilirsiniz.